Kılıçdaroğlu hafta sonu gündeme damgasını vurdu. Ya şeyi soracağım. Kılıçdaroğlu'nun özellikle ikinci videosu bana Sedat Peker, sen birinci de söylemiştin ama ikinci de Sedat Peker'in videolarına çok benzettim ya. Ya ama ben başından itibaren o mutfakta dahil olmak üzere aslında bir anlamda Sedat Peker'in taklidi yani. Hani derler doğru ya taklitler. Doğru buluyorum tabii. Yani iki nedenle şöyle doğru buluyorum. Anlaşılabilir bir şey. Kısa videolarla topluma ulaşma ve anında gündemle düşün. Salı günleri grup konuşması yapıyor. Onun dışındaki gündemi gerçekten kısa 3 dakikalık, 5 dakikalık zamanın içerisinde gündemi değerlendiren açıklamalar yapmasını son derece anlamlı ve değerli bulduğumu söyleyeyim. Yani günümüz dünyasında tarz sosyal olarak, medya nasıl? Tarz olarak Sedat Peker'e benzetilmesi. Benziyor tabii. Benziyor tabii. Sadece nedir orada? Şeyler yok. Şifreler yok. Mesela kitap koysa anlayabilirim. Arkasına ekran koysa ya da o ekran içerisinde farklı fotoğraflar koysa. Aslında benzerlik yok. Ama biz Sedat Peker'in videosunun çok etkin olmasından kaynaklı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Trolleri ortaya koydu. Trolleri koydu ama burada mesela çok ilginçtir. Bu fotoğrafı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları paylaştı Vidin. Yani bu fotoğrafı niye şeyi hatta dediler ki ya bu fotoğrafı paylaşırken de AK Partililer özellikle geceliği 100 bin TL'ymiş. Bülent Turan açıkladı. Bülent Turan'ı da verirse arkadaşlar. Yani İstanbul'da geceliği 100 bin lira olan bir otel var mı çok merak ettim. Yani bu kadar da abartmasını da anlayamadım ama burası neresidir bilmiyorum tabii. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın geldiğinde kaldığı bir otel olarak söylediler ama daha çok burayı şeye de benzettim, onu da söyleyeyim. Bu Beşiktaş'ta milletvekillerinin, parlamenterlerin kaldığı yer var. Oraya benzettiğimi ifade edeyim önce ama mutlaka onlardan bir şeye gelecektir. Turan dedi ki Kılıçdaroğlu'na troll açıklayacağım derken trollendi. Diyor ki troll ve troll başını açıklayacağım diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki dolapların olduğu paylaşımı yaparken dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti diyor. Tabiri caizse trollendi. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında Kılıçdaroğlu'nun dün akşam söyledikleri çok anlamlı ve değerliydi. Yani Türkiye'de bizzat iktidarın ve Cumhurbaşkanlığının şeyinde bulunan, denetiminde bulunan ki o troll başının bir konuşmasını yayınladılar aynı zamanda. 200 bin kişilik bir ordudan söz ediyor. Eğer bir troll olarak sosyal medyayı etkilemek ve yönetmek konusunda 200 bin kişilik bir troll ordusu kurmuşlarsa Vidin, bu gerçekten acayip bir şey, rezil bir şey. Önce onu söyleyeyim ve bunun maaşının da nasıl veriliyorsa o da rezil bir şey. Ben Kılıçdaroğlu'nun Bülent Turan Kılıçdaroğlu'na yönelik şeyi söylerken her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, o gariban mutfak dediği Kılıçdaroğlu'nun evi. Bülent Turan'ın evi öyle değildir, onu söyleyeyim. Bülent Turan'ın evi ona yüz takar ki ben Bülent Turan'ın İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaparken durumunu hepimiz, ya ben biliyorum en azından bir gazeteci olarak. Şimdi oturduğu ev Kılıçdaroğlu'nun herhalde 100 katı daha değerlidir diye söyleyeyim. O açıdan ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yerde kalmış olmasını İstanbul'a geldiğinde tuhaf bulmam. Geceliğinde 100 bin lira olduğunu söylemesini de abesle iştikal bulurum. Buna yönelik olarak da mutlaka Cumhuriyet Halk Partililer açıklama yapmalı. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının da bu fotoğrafı neden paylaştığı ayrı bir tartışma konusu ama sanki bu fotoğrafı paylaşmasalardı o odanın neresi olduğunu AK Partililer bilmeyecekti. Yani MOBESE kayıtlarından bilmem nereye kadar adım adım takip ettikleri muhalifleri Kılıçdaroğlu bu fotoğrafını CHP gençlik kolları, İstanbul gençlik kolları da paylaşmasaydı mutlaka AK Parti'nin ve iktidarın trolleri zaten paylaşırlardı. Ama tekrar söylüyorum 100 bin lira geceliği olan çok abartılmış bir şey. Ben Kılıçdaroğlu'nun öyle bir şeyi kabul edeceğini de en azından ben düşünmüyorum yani. Evet. Bir parantez açayım, kapatayım. Konu geldiğinde detaylara gireriz. O MOBESE görüntüleri muhtemelen bir bakan yedi gibi geliyor bana da. Bence sadece MOBESE görüntüleri üzerinden bakmamak gerekiyor Vidin. Tabii. Bugün Erdoğan'ın... Kemal'in son cümle oydu.
Bugün Erdoğan, biz o bölüme gelince konuşuruz ama bugün Erdoğan'ın çok ilginç bir açıklaması var. Ben AK Parti'yi ve Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı'nı bu kadar iletişim kazaları yapmalarını anlayabilmiş değilim. Yani nedenini söyleyeceğim bir de. Biliyorsun bu elektrikle ilgili olarak bir zam açıkladılar. %127, işte kilovatı 150 kilovatı geçenler %127 ile şey olacak. Ve bugün onu değiştirdiler. Şubat ayından itibaren 210 kilovat olanlara uygulanacakmışsa. Ya abi bunu niye düşünmediniz? Milletin davul zurna çalarak, halay çekerek mi bu zamları karşılayacağını düşündünüz? Yani 210 kilovat olunca onlar vatandaş değil mi? Yani 150 olunca mı tepki, vatandaş 150 olunca mı tepkiyi çektiğini düşünüyorlar? İnan bana Bidin, bu kadar basiretsizlik galiba böyle oluyor. Yani eğer bir siyasal iktidarın sonu yaklaşmışsa görülen o ki hata yapmaya, yanlış yapmaya devam ediyorlar. Ve gördüğüm olay şu, galiba toplumun tepki göstermeyeceği üzerine kurmuşlar gibi geliyor bana. Yani zamı yaparız millet bir şey demez. Zamı yaparız millet bir şey demez. Millet tepki gösterince de şöyle bir iyileştirme yaparız. O iyileştirme üzerinden de devam ederiz. Algısı yazık. Yani vallahi yazık, billahi yazık. Ya düşünsene, seninle daha önce konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Bu yani birçok aslında ekonomist de konuştu. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı açıklandığında biliyorsun bir yönü iyileştirme yaptılar. Yani o ne kadar eksik düzenledikleri ortaya çıktı. Ya TL hesaplarını ardından biliyorsun dövize çevrilebilir mevduat hesapları üzerinde içinde kullandılar. Şimdi de ne, bir genelge daha yayınladılar bir de. Bunu uzun süre beraber de konuştuk. Şimdi şirketlere de tüzel kişilere ve gerçek kişiler ayrımı yapmışlardı. Şimdi her iki ayrımı da kaldırdılar. Tüzel kişilere de verdiler. Yani o hakkı. Zaten 10 milyar dolarlık bir girdi bekleniyor. Geçen hafta ekonomistlerle yaptığı toplantıda Sayın Bakan söylemişti. Yani 20 milyara kadar gidebilir ama bir 10 milyar bekliyoruz demişti. Şirketlere o konuda şey de yaptılar biliyorsun. Baskı da kurdular şey yapmaları konusunda. Söyle bozdurmaları konusunda büyük ihtimalle böyle yapacaklar ama ben oradan bile bir sonuç alabilirler mi? Ondan da kuşkuluyum. Yani bu özellikle dövize çevrilebilir mevduat hesaplarında ilk genelgedeki yayınladıklarından sonuç almış olsalardı bu kadar iyileştirme yapmazlardı. Gördüğüm kadarıyla en son ne bekliyorsun dersen en son şunu bekliyorum. Kısa insanlar 32 günlük yatırıyorlar biliyorsun. 32-33 günlük yatırıyorlar. Çok büyük ihtimalle yakında onunla ilgili rakamları büyütürler diye düşünüyorum. Tabii yani şu an dediğin gibi Türkiye'de faiz miktarını yükseltirler. Vadeli mevduatların ortalaması çoğunlukla 30'lu günlerde. Tahmin ediyorum istenilen başarı ulaşması için 90'dan 30'a çekebilirler ama şu anki gidişatla 20 Aralık'tan beri ben operasyonu başarılı görüyorum. Yani en azından dolar frenlenmiş gözüküyor ve kimse şu an almaya da yanaşmıyor. Gözüken o. Satmaya da yanaşmadıkları gözüken o bizim. O da ayrı konu. Onun için aynı yerde duruyor işte. Ne çıkıyor ne iniyor. İhtiyacı olanlar yine alacaklar bir de. Ya borcu olan insanlar ne yapacaklar? Şirketler ne yapacaklar? Alacaklar yani. Bir de çok ilginç şeyler var. Bu dolarla ilgili olarak eğer Türkiye'de enflasyon ortalama %50 esaslı bakarsan yıl sonunda dolara biçilen değer 22 liranın üzeridir. Onu söyleyeyim, o açıdan ne kadar frenleyebilirler bilmiyorum ama benim gördüğüm Türkiye'de bir seçim kararı alınmadıkça doların hızının kesilebileceğini düşünmüyorum. Bir de başka bir şey daha söyleyelim. Geçen yılın Mart ayıyla Ocak ayındaki fark 7 lira olan dolar şu anda 13.3 civarında. Yani nereden baksan iki katına yakın bir değil. Ortalıkta bir yani gaza alınmış bir dolar falan yok ya. O sadece 18 liralardan 18'lerden buraya gelmesinden dolayı bunu da başarı hikayesi diye uyduruyorlar yani. Neyin başarı hikayesi yani? 7'den 13'e düştü diyorsun yani. 7'den 13'e düştü. Bu işten de millet çok mutlu.